Kemiğimi bağladım başıma, kızımı da vermem düşmanıma. Anası da gelse, babası da gelse, vallahi de kanmam gözyaşına. Cennetin gecesi günü olaylı, gır gır şamatası kanaylı. Konserim açalım, karakolu açalım, Roma'da da satra kolay mı? Çingenem aşık oldum ben sana, seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. Kara gözlü çingenem aşık oldum ben sana, seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. Güzelim severim vallah billah. Kara gözlü çingenem aşık oldum ben sana, seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. Oyna sultanım. Anam kurban olsun sana. Anam iyi ki doğurdum kız seni. Gördünüz mü ne güzel dans eder sultanım. Sanırsın ki Sultan of the Roman. Bak nasıl oynarım papa güzel. Sende graf almanlık kalmadı kızım. %100 Roman oldum ya. Hoppa tutmuş. Bak şuna bak. Teyze, he. Bu sarı gacı kim? Hangi sarı gacı? He o mu? Yeni mi girdin yurtsuz bakla? Etemin kızı Elga. Yapma be, kırıbırı var mıdır bunun? Ne o? Ekonomik kazanova. Ceylan görmüşle yapar gibi kızı kesiyorsun. Şşt, topla salyaların ırnakta ağzından ha. Yuh be teyze, benim baksadım başka. Kızaran paya paça, nedir? Çükülüp kızı kafalayıp evlenirsem Ethem'in bütün parasına kurarız. Nasıl fikir? Gözlerim doldu. Gel lan öpeceğim Sinan'ın ortasından ha. Gördün mü kız Menekşe? Oğlan aynı teyzesine çekmiş. Hayatta bir tek parayı düşünüyorum valla. Sultan kızım sen de öyle ortaya ortaya oynama. Bir git müşteriye oyna sipali yapıştırsın. Kız ana... zaten müşteriye oynarım ama kimsenin para yapıştırdığı yok ki. Anam madem kimse sipali yapıştırmıyor, biz de ne yapıyoruz Gudik? B planı. B planını uyguluyoruz. B planı ne be? Roman şimdi görürsün ne olduğunu. Rıza! B planı oğlum. Tamam pembe abla şimşek. B planı ne be? Şimdi görürsün patron. Allah! Hop! Hop! Yanda! Yanda üstü! Oyna isteyim oyna aslanım benim. Beyazım haydi oyna,
Torunum haydi otur yerine. Bak şimdi bebe. Enişte öyle sıkandıracağım. İyi bak. Cemil'im baba işe gider be. Hadi hoşça kal. Baba. Kısmet ana. Benim duyduğumu sen de duydun mu? Baba dedi. Vallahi oğlum benim kulaklarım pek işitmez ama bana da öyle geldi gibi. Menekşe! Menekşe! Koş be yetiş! Allah! Enişte ne varıyorsun? Ne oldu be? Ay, Muharrem ne oldu be? Oğlumuz konuştu Menekşe. Baba dedi. Muharrem kafayı mı yedin sen? 4 aylık bebek konuşur mu hiç? Şşş! Hakikaten menişte. Sabah sabah ne içtirsen çok kıyak kafa yapmış ha. Kafa 1500 olmuş yani. Yeminle konuştum be Ferhat. Baba dedi. Hadi bir daha de Cemil. Aslan olun benim. Baba de bakayım. Baba. Baba sen kafayı yedin. Ne biçim konuştun sen babayla terbiyesiz. Dur enişte dur. Ben onun terbiyesini veririm şimdi. Gel buraya gel. Gel gel. Enişte çakozlamadın mı hala ya? Cemil konuşmuyor. Eleman buradan dublaj yapıyor dublaj. La amma safsın be enişte. Yedim seni şimdi de. Abi. Gel bakayım buraya. Ya tamam tamam enişte. Enişte. Tamam ya. Ya çocuk konuşsun ya. Hadi. Hadi. Ana ne oluyor lan Hüsnü? Lan! Hüsnü! Anam gözlerime inanamıyorum. Kayfaltı mı hazırladın bana? Az romantik değilsin. Vallahi. Ulan kendimi bana lady gibi hissettirdin ha. Gül de koymuşsun. Çok incisin vallahi bak. Kahrolmuyor sıcasını. Günaydın teyzeciğim. Ben hazırlayacaktım sana kayfaltı ama olmadı. Neden? Çünkü bu hayvan oğlu hayvan maymun benden önce davrandı. Alacağın olsun üstü. Hadi bırakın dalaşmayı. Gel de Allah'ın cezası şuraya bir işe yara. Geldim. Buyur teyze. Ey kafana ey kafana ey. Ah. Ah. Çekilebilirsin şimdi. Ben o zaman yüksek müsaadenle giyireyim teyze. Dedin çükülüp kayfaya gidecek. Undat. Yürü hadi hadi. Hadi yalla. Hadi saygılar. Yalaka maymun. Hadi be. Hoppa. Hoş geldin abi. Ne haber üstüne? Günaydın çıldırtan aramam. Nasılsın? Bak kahvaltı hazırlamış maymun. Sen bugüne kadar bir kahvaltı hazırladın mı bana Allah'ın kazması? Maymun kadar bulamadın. Bir de konuşuyorsun ha. Emret kuş sütüyle besleyeyim seni pembeciğim. Cazibe merkezim benim. Hadi git hadi 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 hadi. Hadi. Amerika'nın uzaya gönderdiği... Bir dakika bizim Hüsnüm ulan televizyona çıkmış falan bak. ...gemisi yörüngesinden çıktı ve hızla dünyaya doğru inecek işte. Ha, Hüsnü değil pembeciğim. Lucy diye astronot bir maymunmuş. Ne dedin ne dedin astronot mu dedin? Hüsnü boyun posun devrilsin. Bak... Elin maymunluk okuyup astronot oluyor. Sen ne yapıyorsun? Ortalığa kıllarını dökmekten başka bir alta yaramıyorsun ha. NASA'dan yapılan açıklamaya göre maymun Rusya'nın... NASA'dan yapılmış. ...Apollo 17 ile iletişim kurulamıyor. Yetkililer bu yüzden Rusya'nın aracının dünyada düşeceği yerin tespit edilememesinden... Sen delirmiş keçiler gibi bakıyorsun üstüne bir şey mi oldu? Fikrim geldi pembe, fikrim geldi. Aynı fikri. Pembe, fırsat bu fırsat var ya... Azıcık uyanık davransan Hüsnü'nün sırtından milyarlar kazanabilirsin. Ne diyorsun? Milyarlar diyorum pembeciğim milyarlar. Gelsin paralar yara yara gelecekler böyle böyle yara, böyle. Yara yara gelsin gelsin de nasıl olacakmış? Hüsnü'ye güzel bir astronot elbisesi dikeceksin. Hı. Kafaya da cam bir fanus geçireceksin. Apollo 17 Halice düştü. Pembe Lucy'yi kurtardı. Hı. Az sonra her yerde. Nasıl? Olur mu dersin? Olmaz mı be çıldırtan aromam ne diyorsun sen? Bütün televizyonlar mal bulmuş mağribi gibi atlarlar bu habere. Dünyanın parasını kazanırsın dünyanın parasını. Lucy. Selamun aleyküm. Her kişi günaydın. Duri. Ha? Fiyakalı çayından bir tane ver bakalım. Al kardeş. Gidin. Çünkülüm fiyakalı gudik kardeşinize fiyakalı çayı yakışır. Oo gudik. Artist kartpostalı gibi senin ne iş? İnce içiriz abi. Anlarsın ya. Vay be. Vallahi abi. Fiyakalı giyintim. Detin.
Çükülüp etebik kızı Elga'yı tavlayacağım. Oo, yakışır kardeşime. Dedin? Çükülüp Elga ile evlenirsem Eteb abinin bütün euroları bana kalacak. Nasıl plan? Vay zihniyetine tükürdüğü bir para gözü vay. Ne oldu ya? 50 körü oldu. Delikanlı tetiği yüreğiyle sever be. Bakın cüzdanıyla değil. Ha. Para için evlenilir mi kansız şopar? Pembe ablanın yeğeni değil mi abi? Ne bekliyordunuz ki? Hakikaten ya. Abi dapayıp mecburum. Dedin. Çünkü garibanım ben abi. Hayatımı kurtarmak için zengin bir kızla evlenmem şart. Biriniz kapasın şunu düğmesini yoksa çok fena döveceğim ha. Yapmayın abile. Kurban olayım, yardım edin şu garibe. Bu kızı tavlamam lazım. Bir yol gösterin bana. Kıza nasıl açılacağım abi? Ha? Ayıptı söylemesi. Daha önce kızlarla hiç münasebetim olmadı da. Ben sana yardım ederim koçum. Aa, Eteb abi. Yok abi olmaz. Niye? Yani senden ders alamam. Erkekler alırım, senden alamam. Niye be şaşkın çöpek? Eteb abin anlamaz mı sanırsın bu işlerden? Ayıptır söylemesi. Doşlat da bana Kazanova Eteb derlerdi. Sana. Bana. Çok şükür numaralar üreteceğim sana Gudik. Çıp diye tavlayacaksın şu kızı. Geç. Eteb. He. İşin aslını bilmeden karışma istersen bu işe. Niye bir malin? Sen kendin demez misin? Acıklara yardım etmek sevaptır diye. Yardım ederim ben de. İyi. Öyle olsun. Sonradan uyarmadın değil mi? Hmm. Hadi be sen de. Nasıl? Güzel gittim değil mi? Vallahi harika oldu kardeşim. Aynen Lucy'ye benzedi. Otur. Aa, kızını bu ne ya? Memnun. Uzaya göndereceğiz de kendisini. Aydan taş örnekleri toplasın diye. Söyle Sultan, nasıl olmuş? Dalga mı geçersiniz siz ya? Ne uzuyu ne taşı ya? Gelişme var. Bu sefer dalga geçtiğimi bir dakika 10 saniye sonra anladın. Yavaş yavaş bak gör, kafan daha iyi çalışıyor. Pembe numara yapacak Sultan. Amerikalı astronot Lucy Cennet Mahallesi'ne düştü deyip Lucy'yi Lucy diye yutturacak. Lucy, salla, salla bayrağı. Salla. Hüsnü, peki hadi bunlar salak. Bu yılanın tutacağına inanırlar. Peki sen? Sen aklı başına bir maymunsun. Sen nasıl inanırsın bu saçmalığa? bak. Bak ben ne yapayım? Onlar bana zorla yaptırıyorlar diyor. Aman bir sus be, bir sus. İnsan da heves bırakmadı. Çık dışarı hadi çık çık. Pembe. Ne canım? Hemen ara kanalları Pembe, hemen. Arayacağım şimdi. Şimdi bütün kanalları, gazeteleri arayacağım ha. Hepsini arayacağım. Yaşa. Lucy, salla bayrağı, salla. Ders bir Gudikciğim. Kız kısmısı çiçekten hoşlaşır. Alacağım bir demet çiçek, dayanacağım kızın kapısına. Diyeceksin ki senden hoşlaşırım ben. Senden hoşlaşırım diyecek. Aynen. Kız çiçeğin kokusunu duyup kendinden geçtiği için evet diyecek sana. Ben o zaman fırlayıp ne duruyorum ben? Çiçek bir çek alayım. Durduğun kabaya fırla. Ne öyle klozete bakar gibi bakarsınız be? Yok bir şey. Buyurun. Good day, tak Elga. Ben kendimi takdim edeyim. Ben Pembe'nin ablasının oğlu Gudik Hasan'ım. Bir Gudik. Hatırladı. Seni meyhanede görmüştü ben. Hatırladı. Demek sen de kesiksin bana. Seninki de yere bakan yürek yakan doştattı seni. Anlamadım. Anlamazlıktan gelme Elga. Aslayım sana. Neden? Çünkülüm sen benim kaderime yazılmışsın. Aşığım sana. Hatta ihlime değil Elga. Ya. Ne diyorsun sen Gudik? Ben ne dediğimi bilmiyorum Elga. Neden? Çünkü ben konuşmuyorum. Yüreğim konuşuyor Elga. Yüreğim. Bu çiçekler aşkımı bir ispatı olarak çek, çek sana... alerji var. Çek çek. Allah aşkına ölümü çek. Bak. Aşkım. Çek. Allah aşkına. Hadi bak. Hadi. Araç var burada. Araç var çiçek değil. Araç var. Araç var ama. Ne oluyor da şahane mi ya?
Bu ne be kakalak sürüsü gibi kapıya dolaşmışlar? Esas deli bunlarmış yani. Biri uyarım var dedi diye bir avuç tuz alıp koşarak gelmişler. Ne olur be? Yavaş Allah yavaş yapacağım. Ay. Ne olur be Ferhat Bey? Ne bileyim Allah ne olacak? Pembe abla yine bir dolap çevirmiş. Ne var bey ne var? Sakin olun sakin olun. Geri çekilin kardeşim geri çekilin. Geri. Astronot maymun sizin evdeymiş doğru mu? He benim evde. Olay nasıl oldu anlatır mısınız? Kimse kusura bakmasın hanım öyle beleş çekim yok öyle beleş beleş ne oluyor? Nasıl yani? Parayı veren Lucy ile görüşür kardeşim. O kadar. Bir görüşme 1000 dolar. O kadar. Saçmalık bu para nereden çıktı ya? Ne var ya? Niye olmuyor? Abuk subuk sabah programlarında bir sürü alakasız adam bir ton para alıyor. Ekranlarda görüyoruz. Bu memun onlardan daha önemli, daha değerli. Uzaydan geldi, uzaydan. Ya biliyor musunuz siz nereden geldiğini? Herkes de görsün. İyi peki, kabul. Ha, Tete, sen kapıda dur, paraları almaya tamam, başla. Tamam, para vermeyeni içeri sür. Evet beyler sıraya. Paraları görelim. Oh. Şansıma tüküreyim ya. Ne oldu? Çiçek işe yaramadı mı? Yok Tete abi. Kızı çiçeğe alerjisi varmış. Canımızı zor kurtardık vallahi. Allah Allah ne tesadüf. Benim kızımın da çiçeğe alerjisi vardı. Hakikaten de ne tesadüf değil mi Rıza? Ya gerçekten de çok büyük tesadüf. Neyse Eteb abi sen bunlara kulak asma. Biz başka masada ikinci dersimize geçelim hadi. Otur dur. Otur otur otur. Madem kız çiçekten hoşlaşmadı... O vakit biz de gacıların öteki zayıf noktasından saldıracağız. Hangi zayıf nokta Ethem abi? Kızlar kedi köpek gördü mü dayanamazlar. Bir de sevimli bir köpek bu. Gacı köpeği severken siz de tanışırsınız. Ben durmayayım dedin. Çünkü köpek bulmaya gideyim. Fırla. Fırlayayım. Astronot Lucy ile nasıl karşılaştınız Pembe Hanım anlatır mısınız? Nasıl mı karşılaştık? Güzel bir soru sordunuz. Ben bu soruyu Beter Bey'in cevaplamasını istiyorum. Güzel cevapları vardır kendisinin. Dün gece Pembe Hanım'la birlikte Haliç kenarında romantik bir yürüyüş yapıyorduk. Birdenbire büyük bir gürültü oldu ve suya kocaman bir şey düştü. Sular havaya sıçradı. Ya biz suların öyle havaya sıçradığını görünce... Bu menekşe suya düştü sandık önce. Korktuk dedik ki menekşe denize düştüyse kesin tsunami olur dedik. Allah'ın cezası seni be. Ya, boş ver hala. Ben sana ya, 70 milyona rezil ettin beni be. Meğerse suya düşen Apollo 17'ymiş. Öyle olunca tabii tsunami olmadı. Bir baktık anam bir baktık sudan bir şey yüze bize geliyor. Bizim Hüsnü, bizim Hüsnü. Hüsnü mü? Hüsnü kim? Hüsnü kim? Hı? Kız. Hüsnü nereden çıktı? Ne Hüsnü? Bizim Hüsnü dediniz şimdi. Aman, ne Hüsnü? Ne Hüsnü? Yok anam Lucy dedim size. Yani Hüsnü gibi gelmiş. Ben bazen Lucy deyince değil mi Hüsnü gibi çıkar ağzımdan. Sonra ne oldu? Olay Pembe'nin anlattığı gibi gelişti kardeşim. He. Bakın bunlar da Lucy'nin uzaydan topladığı ay taşı örnekleri. Buyurun, buyurun. Ha işte. Uzayda hayat var mı acaba? Yok anam. Lucy orada hayat yok diyor. Akşam 8 dediğimi her taraf kapanıyormuş. Bir tane açık yer bulamıyormuşsun. Ölü toprağa serpiliyormuş. Hayat Taksim'de. Sabaha kadar açık, her yer açık. Evet. Kız anne ne diyorsun? Zıvralama ya. Şşş. Anam, maymunu fazla yormayalım. Uzak yoldan geldi. Uranüs Cennet Mahallesi'ne 30 milyon ışık yılı yanıyor. Oradan uzaktan geldi. Evet. Yazık hayvana. Molasız gelmiş. Hem de teker üstünde gelmiş. Canı çıkmış hayvanın. Geldi geldi. Bu tedak Elga Hanım. Küpeyi bir gezdirmeye çıkarmıştım da kapınızı çaldım. Neden? Çünkü küpeyi sevmek isteyebilirsiniz diye düşündüm. Yanlış mı düşmüşüm Elga Hanım? Ay canım. Ne fasaklı bir şey bu? Cinsi ne bunun? İç cinsi. Yani alba kurduydan karışık iç cinsi. Kırba. Ay canım ben seni yerim. Kuduz mu kuduz? Yok yok kuduz değil. Kuduz alba kuduz. Kurdu. Alba kurdu kırbası. Kuduz mu? Kırbadır bu kuduz şey. Alba şeysi. Kırba. Bak kurdu kırba.
çıkması. Allah! Allah ısırdı! Abat yandım! Yandım Allah! Abat! Abat! Yaktı beni Ethem abi. Sağlık uçağı da gelirim. Ne? Çükülüp kuduz aşısı yaptırdım. Dedin, çükülüp sokaktan bulduğum köpek beni en bahareb bölgemden ısırdı. Ne? Bir de it iti ısırmaz derlerdi ama yalanmış demek ki. Yalanmış hakikaten. Yalanmış hakikaten. Ayıp oluyor ama bu hane bari. Ayıp oluyor ama bu hane bari. Kimiz Bey, insan sokaktan bulduğu kuduz köpeği götürür mü hiç? Bu çocuk adam olmaz. Olmaz. Aa, Pembe abla televizyonda abiler. Bir dakika, bir dakika. Aa, açayım aç, şunu. Aç. Her tarafa aç, aç. Anam böyle ölü toprağa serpiliyormuş. Hayat Taksim'de. Neler mi bunlar? El yer aç. Ne astronot maymunlucusu be? Bu bildiğimiz yüzünü. Abi bu Pembe abla gene bir dolaptan çeviriyor ama. Yürüyün bakalım, anlayacağız. Hadi yürüyün. Hadi. Pembe, ne atları karıştırıyorsun sen bakayım? Ne atlar karıştıracak be? Üstlüğü millete Amerikalı astronot maymun Lucy diye tanıdık. Bu tezgahlar hep bu Pembe'nin başının altından çıkar değil mi Pembe? Sen nasıl böyle bir at yersin be? Bir şey değil, mahallemizin adını kötüye çıkaracaksın. Karakola şikayet edeceğim seni. Et de ben işte. Mıttar değil misin sen ya? Evet. Anam durun, paniklemeyin. Ne karakolu ne şikayeti. Tamam. Üç kağıt yaptım ama bir sorsanıza niye yaptım ben üç kağıt? Niye yaptın? Canım. Kendim için yaptıysam namertim. Ben her şeyi mahallemiz için yaptım. Nasıl yani? Ana, maksat mahallemizin adını dünyaya duyurmak. Uzaylının buraya düştüğünü öğrenen insanlar ne yapacak? Ne yapacak? Kızım, hepsi koşup Cennet Mahallesi'ne gelecek. Pembe aktı kardeşim. Bakın, Van Gölü'nde canavar var dediler, o biçim turizm oldu. Bizim de bu durumdan faydalanmamız lazım. Mahallemizi kalkındırmamız lazım. Ya. Peki nasıl yapacağız bu işi? Kafede eğlence yaparız. Rüsü'yü görmeye gelenlerden o biçim para toplarız. Hepimiz çukuru doldururuz abi. Olur valla. Olur. Seni üstü seni. Aslanım. Yaşı hanım. Bu senin anandan korkulur vallahi. Yani şeytanın tamponuna anahtar uydurur resmen ya. Maymunu uzaylı diye yürüttürdün herkeslere be. Ferah, bu uzaylı yalanı herkesin aklına yattı ama benim içim hiç rahat değil bilesin. Niye şahanem ya? Ya niyesi var mı ya? Bu yalan ortaya çıkacak diye ödüm patlar. Hem atalarımız ne demiş Ferhat? Ne demiş yani? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ama aynı atalarımız yalandan kim ölmüş ki salla gitsin demişler şahanem, hatırlatırım. Aynı atalarımız yalancının evi yanmış, kimse inanmamıştı demişler. Yalanın kemiğin yok ki boğazına bata da demişler. He. Yalancıyı kaçtığı yere kadar kovalamalı. Tamam şahanem, tamam. Belli ki atalarımızın da bu konuda aklı biraz karışık. Ama sen korkma, hiçbir şey olmaz ya. Ya vallahi benim içim hiç rahat değil. Bak Ferhat bilesin, bak söylüyorum. Gel gel. Ben seni rahatlatayım, gel. Ya, her fırsatı değerlendir ha. He? Astronot Lucy burada. Gel baba, gel ablacığım, gel. Kaynak yapmayın, gel ablacığım, gel buraya. Ablacığım, buyur ablacığım, buyur abi. Gel abi, gel abi, buyur abi. Evet abiler, sıradakiler, buyurun, buyurun. Naman gevada de, naman gevada de, kani çayri naman geva. Naman geva mi dai, naman geva mi dai, kani çayri naman geva. Mange vada de, mange vada de, şuga çayri man geva. Mange va mi dai, mange va mi dai, şuga çayri man geva. Le mange da de, le mange, şuga çayri, şuga çayri, le mange. Kermange da de, kermange, şugar bir yav, şugar bir yav, kermange. Le mange da de, le mange da de. Allah! Naman geva mi dai, naman geva mi dai, kaniro mi naman geva. Mange va mi dai, mange va mi dai, şugar rom ni man geva. Naman geva da de, naman geva da de, kani
içerin aman geva. Mangevada de, mangevada de, şu kacarı mangeva. Le, mangeda de, le. Nasıl gidiyor Pembe? Anam iyi gidiyordu da taş bitti. Sen aşağı mahalledin biraz taş. Mahallede taş kalmadı Pembe ya. Ben aşağı mahalledin dedim sana. Sevgili seyirciler, Amerika'da astronot maymun Lucy'nin içinde bulunduğu uzay aracı Apollo 17 Atlas Okyanusu'na düştü. Lucy habercilerin karşısına çıktı. Bir dakika ya. Gerçek Lucy Atlas Okyanusu'na düşmüş. Kandırırlar bizi o zaman. Sahte bu. Kandırırdık ya. Oyuna getirildik. Vay üç kağıtçılar vay. Anam olur mu bir şey? Yok anam yok. Yanlış düşünüyorsunuz. Yok öyle bir şey. Yok. Lucy burada. Tamam susun. Şüphe valla iftira. Esas annem onlar beni dolandırdılar. Hatta birinin verdiği paranın ucu da kopuktu. Ben ne yapacağım onu şimdi dolandırdılar beni. Astronomi düşmanları. NASA karşıtları. Susun. Siz söyleyin bakalım canım şikayetiniz nedir? Komiserim bu kadınla bu adam bizi dolandırdılar. Ben susuzum beni karıştırmayın çok rica ederim. Beni de beni de beni de. Uzaylı maymun Lucy diye bu maymunu bize yutturdular komiserim. Adi çakıl taşlarını bize maymunun aydan topladığı ay taşı örnekleri diye sattılar komiserim. Pembe. Canım. Her kuşu öptüm bileylek kaldı. Şimdi de uzay dolandırıcılığı mı? Seninle ilgili neler duyacağım ben ya? Neler duyacağım? Şikayetçiyiz komiserim. Bu kadın bizi dolandırdı. Bizden $1000 para aldı. Maymun Lucy diye bu uyuz maymunu kakaladı bize. Ne? Sizi de mi dolandırdı? Allah'ım bana sabır ver. Ne diyeceğim ya? Gerçekten valla. Gördün mü anam neler yapmış? Valla gerçekten hiç yakıştıramıyorum yani. Kim neler yapmış Pembe? Senden bahsediyorlar senden. Bende. Lafı çevirme şimdi. Ha. Hem bizi hem de kamuoyunu yanılttı. Hüsnü. Hadi bu Beter'le Pembe üç kağıtçı. Sen nasıl böyle bir tezgaha karıştın ha? Suç Pembe ablanın diyor komiserim. Pembe. Canım. Bu arkadaşların parasını ver canım. Parayı harcadım. Gitti. Ya. Yeah. Salih. Buyurun komiserim. Nezarethanenin kapısını aç oğlum. Bağışın o komiserim. Aa, anam dur şaka dedim ha valla. Şuraya koydumdu paraları anam. Ha canım işte şuraya koydum. Ha. Ha, al canım. Şuraya bırak. Ha. Pembeciğim. Canım. Sende daha vardır biraz canım. Hadi onları da ver. Anlıyorum. Al canım benim. Çıkın şimdi hadi. Beter, Pembe, Gudik. Bir daha hakkınızda en ufak bir şey duyarsam hepinizi nezarete atarım. Seni de hayvanat bahçesine gönderirim Hüsnü. Hadi çıkın hadi. 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 Gel Hüsnü gel. Gelin alın bakalım paraları. Tamam abi. Hallederiz şimdi sen. Tamam. Ekrem abi. Kapatıyorum. Kurban olayım. Taktik ver bana. Ne yapacağım ben bu kızla abi? Tamam tamam. Gel sen benden. Kızlar romantik balonlardan hoşlaşır Gudik. Balkonun altına geleceksin, ona serenat yapacaksın. Şarkı bilir misin? Bilmez miyim Etebi abi? Dam üstünde o neler, dam üstünde o neler. Tombul tombul memeler, salımon gelin. Zalim zalim zalim. Memeler maaş kaldır mı? Bu türkü olur mu hiç? Kızın hoşlaşacağı bir şarkı bulman lazım. Bulamam. Dedi. Çünkü kız hangi şarkıdan hoşlanır bilmem ki Ethem abi. Mesela senin kız nelerden hoşlanır be Ethem? Benim kız doşlantta büyüdüğü için rock mudur ne altın o ecnebi müziği sever. Senin kız da hangi müzikten hoşlanırsa o şarkıyla serenat yap. Benim kız da rock türünden hoşlanır Ethem abi. Yani büyük ihtimalle diyorum. Ben bir serenat yapıp geleyim abi müsaadenle. Ya.
Bu eten de tam kazma kardeşim. Oğlanın Helga'ya asıldığını anlasın diye o kadar imanlı laf ederim. Allah anlamaz. Gudik'le Helga evlenip eline bir torun verecekler. Ancak o zaman anlayacak. Evet. Burası. Hı hı. Burasıymış. Buyurun hanım, sizi dinliyorum. Efendim, kendimi takdim edeyim. Ne? Avukat Erhan Kamacı. Tosunoğlu ailesinin avukatıyım. Şimdi sen buraya kadar sırf kendini tanıtmaya mı geldin? Olur mu Pembe Hanım? Çok şükür seni bulabildik. Sultan sen misin? Benim abi. Kızım benim. Abi ne oluyor, bir dakika. Yavrum. Aa, teyzeciğim ne canım yapıyorsunuz kızım. Ya ne oluyor ya? Aa, ne oluyor be? Kız sen niye öyle bakıyorsun bana? Anne. Anneciğim. Aman. Anneciğim. Ay ne oluyor annesi be? Kız bunlar kafayı tırlatmış ha. Onlar sultana kızım der, bana anam der. O ne oluyor biz be? Biz sultanın gerçek annesi babasıyız. Ne? Öyle mi? Sen onun anasıysan ben kim oluyorum ayıptır sorması? Amcasının oğlu Pala Tahir mi? Abidik kubidik konuşmayın. Toplayın pılınızı pırtınızı yalan. Naş. Ya siz buraya bizimle eğlenmeye mi geldiniz? Bitsenize. Sultan. Bak benim öz kızım. %100 kendi imalatım. Ben kimi doğurduğumu bilmez miyim? Doğurduğunuzu sanıyorsunuz hanımefendi. Ama gerçek şu ki siz aslında sultanı değil Ebru'yu doğurdunuz. Ne? Ne be ne dersin be? Saçmalamayın be, ne dersiniz siz be? Sinirde kedimi çekiyor diye verdi bana. Az yakız. Yıllar önce Zeynep Kamil'de doğum yaptığınızda bir hemşire bebekleri değiştirmiş Pembe Hanım. Sultanı Ebru'yla değiştirmiş. Ay. Hemşire ölmeden önce bu mektubu yazıp her şeyi itiraf etti. Anam yapmayın şimdi. Belki karı bunaktı, ne dediğini bilmiyordu. Bir deli kadın mektup yazdı diye 20 yıllık anamdan şüphe mi edeceğim ben? Manyak mıyım? Yani. Çok haklısınız. Biz de bu mektup elimize ilk geçtiğinde sizin gibi düşündük. Normal akıllı bir insan böyle düşünür. Üstü bile böyle düşünür. Tabii. Böyle saçma şey olur mu dedik. Buna inanmadığımız için de gidip DNA testi yaptırdık. Sonuç ne çıktı? Maalesef hemşire haklıymış. Ebru bizim kızımız değilmiş. Buyurun. Tosunoğlu ailesinin DNA testi sonuçları. Ben anlamam öyle danamana testinden. Defolun gidin. Sultan benim kızımdır ha. Sen çekil de, defolun gidin. Sultan benim ablam. Gidin şurada ya. Çekil be. Gidin. Hadi ya. Yürü. Hanımefendi bu işi şiddetle çözemezsiniz. Neyle çözeceğim? Siz kabul etmeseniz de sultan sizin kızınız değil. Dava açacağız sizi. Sultan alacağız. Ya anne lütfen. Nereye gidecek ya? Abi biz de nereden alıyoruz? Defolun gidin buradan. Hadi yürü. Çok komik bu çocuk. Salak sevgi. Yeter kafa üfledin be Allah'ın şuparı. Çocuk uyur içeride. De. Geliyorum işte. Bak dinler mi beni. Abla hadi hep beraber hadi. Allah. Şu halime bakasın. Aşkından maymuna döndüm Helga. Bir kabul etmedin teklifimi. Peki kabul. Yemeğe çıkacak senle ben. De. Abla. İşte buna çalarım. Oynayın bütün mahalle. Abla. Ben coşkuyum de. Herkes oynayacak. Ana kız ana. Ana duydunuz mu haberi? Ay. Ne haberi be Fatoş? Sultan Pembe'nin kızı değilmiş. Ne? Ne dersin be torunum sen? Kız yeminle nene. Sultanı doğururken doğum halinde bebekler karışmış. Ayda kim söyledi bunu be? Bütün mahalle çalkalanıyor ana. Bir biz duymamışız.
vah, yıkılmıştır pembe. Hadi gidip yardımcı olur. Ya. Aliş, kahve koş. Ferhat'a, Muharrem'e haber ver. Eme pembenin evine gelsinler, tamam mı? Tamam ana. Ha, hadi. Hadi yürüyün hadi. Pembe, duyduklarımız doğru mu ya? Ya Sultan seni kızın demiş öyle mi Pembe abla ya? He? Öyle derler. Allah! Allah! Allah kahretsin diyecektim şahanem ya. Yanlış anlamayın ha. Vallahi ben hep söylerdim. Bu kadar iyi yürekli bir kız, bu kadar canavar ruhlu bir kadından doğmuş olamaz diye. Bak doğmamış işte. Kız selülitten rıçasın. Benim tepemin tasını attırma, o yamuk ağzını yırtarım. Ben kimi doğurduğumu bilmez miyim kız? Tabii canım. Sero konuşan Margarine bakmana. Ben senin kızınım ya. Hı? Neymiş? Dana testi yapmışlar da. Ne? Kendi kızlarıyla şeyleri uyuşmuyormuşmuş. Pardon, ne testi ne testi? Dana. Yani DNA testi demek istiyor anam. İşte ondandır. Ha, DNA testi. Bir de mahkeme açıp sultanı geri alacaklarmış. Siz hiç merak etmeyin Pembe. Hiçbir şey yapamazlar. Gider bir DNA testi yaptırırız. Sultanın senin kızın olduğunu cümle aleme duyururuz. Hı? Aman ne diyor bu be, ne testi? Ben test mesi yaptırmam ha. Sultanın kızım olduğunu bilmem için teste mi ihtiyacım var? Onun anasıyım Pembe. Ay anam. Ya Pembeciğim, herhalde anasısın. Mahkeme açacaklarmış ya. Mahkemeye kanıt olarak sunarız testi. Tabii ya. Beter çok doğru söyler Pembe. Mahkemeye testi sundun mu hiç uğraşmazsın artık. Tabii ya. Doğru kız ana. Hemen yaptıralım testi ne olur. Ha? Dersin. Hadi. 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 Hadi kalkalım. Hadi. Hadi. Demek DNA testi yaptırmak istiyorsunuz. Evet doktor bey. Yani biz aslında sultanın Pembe'nin çocuğu olduğuna eminiz de... zengin bir aile sultanın kendi çocukları olduğunu iddia ediyor. O yüzden yani. Ya mahkemeye kanıt olarak sunacağız doktor bey. Yani o bakımdan DNA testine ihtiyacımız var. He? Peki. Anne ve kızdan kan örnekleri alacağız. Buyurun lütfen. Tabii. Geç hanım gel. Merak etme Pembeciğim. Kimse senden sultan alamaz. Şu testi yaptıralım, sonra kafamız acayip rahat olacak. Rahatlar değil mi Bette? Tabii canım, hiç merak etme. Tabii doğru, çok doğru. Of, kız ben de yemeğe çıkacak Etebi abi. Akıl alır gibi değil abi. Bak bak, görürmüşsün Etebi abi. Heyecandan kalbim nasıl hızlıyor zaten. Şimdi ne yapacağım ben? Nasıl urmantik olup kızı etkileyeceğim abi? Dur, heyecanlanma. Muharrem, şu elektrik kesintisi için sakladığım mumlardan iki tane versene. İki tane de çay rica edelim. İyi, tamam. Hiç meraklanma oğlum. Ben sana öğreteceğim demedim. Peki abi. Elga. Sensiz gecelerde başımı yastığa koyup senin özleminde uyurum. Ama şimdi çok mutluyum. Neden? Çünkü hayatımın kadını benimle yemeğe çıktı. Ya demek hayatının kadını ben. Tüfekler gibi aşığım sana Elga. Gözlerinin karasında yolunu kaybetmiş bir ceylan gibiyim adeta. Ay ne güzel konuşuyorsun Kudik. Senin için Almanca öğrenmeye başladım. Artık aynı dili konuşacağız sen de. Dine bak. Das ist fantastisch für alles. Direkte spielen. Hamid Altıntop. Mehmet Çoğul. Şokoladen. Heil Hitler. Çok komik çocuk sen. İhlibe değil. İhlibe değil. Dün akşam Sezen aradı Ethem abi. Hangi Sezen? Ya Sezen Aksu. Deme be. Ya Rıza'cığım uzun zamandır seninle çalışmak istiyorum dedi. Ne dersin Ethem abi? Aa, ne durursun Rıza'cığım, hemen çalış be. Allah aşkına. Tabii. Artık dayanamayacağım Elga. Sana karşı diyetim çok ciddi aşkım. Ben şunu kutlamak için biraz kurabiye alayım şuradan. He? Hadi görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi bakalım. Nedim, çükülüp aşçım sana Elga. Seviyorum. Aa baba. Gel baba gel. Baba mı? Baba kim? Allah Allah. Ethem abi. Öldüreceğim seni. Gel Ethem buraya. Abi. Gel. Ethem abi. Ethem abi. Kaçma. Ya, bak gel. Bak, sen karışma Elga. Ethem abi. Çek. Ne baba? Ne? Açıklayabilirim Ethem abi. Açıklayabilirim. Ben de kaldığım taktiklerini benim kızımı mı tavlayacak? Başa satarım. Sepsi satarım, maşa satarım, sepsi satarım. Zilleri takar, göbek atarım. Zilleri takar, göbek atarım. Kaç evini sararım, yatırınca. Bak, bak, bak.
başım, aman başım, hay başım. Hayrola, çıldırtan arama. Yılbaşı menüsünü öğrenmiş indi gibi ne düşünüyorsun böyle? Yok bir şey anam, yok. Var bir şey var, kaçmaz benden. Nedir seni böyle durgunlaştıran? İş beter. Ha. Şu dana testini düşünüyorum. Dana testi. Allah korusun. Ya Sultan Beynir kızım çıkmazsa? Ya saçma sapan konuşma pembe. Güldürme beni Allah aşkına ya. Nasıl senin kızın çıkmaz? Sultanı sen doğurmadın mı? Hemşire diyormuş ki ha, bebekleri değiştirmişler diyormuş. Yani diyorum gerçekten öyleyse ben ne yaparım o zaman? Ya kızlarına saçma sapan konuşma ya. Olur mu hiç öyle şey? Ben anamı bilmez miyim ya? Canım benim, bilirsin değil mi kızım? Bilirim tabii. Sen acımasızsın, gaddarsın, yalan söylersin, üç kağıtçısın ama ne önemi var? Sen benim anamsın. Anam olmasan seni bu haline nasıl severim ben? Tabii ya. Tabii tabii doğru, çok doğru, doğru düşünüyorsun. Ya benim için iyi bir şey mi söylüyorsun yoksa kötü bir şey mi söylüyorsun, orasını anlayamadım. İyi bir şey söylüyorum, iyi bir şey. Yani senin için ne kadar iyi bir şey söylenebilirse yani. Ya Sultan haklı Pembe abla. Böyle üzülmek yakışmaz sana. Eğlen artık be ya. Ha? Anam valla doğru diyorsunuz anam ama ne düşünüyorum ben. Coşalım eğlenelim. Tabii ya. Tabii. Hadi. Haydi anam. Tabii. Haydi. Allah! Baba. Aa, bunlara ne oluyor be? Ay Pembe abladan sonra bir de başımıza eken çıktı yani. İş. Merhaba Pembe abla. Merhaba. Merhaba millet. Ha. Aç. Gel abi sen böyle. Beterciğim. Hmm. Haberler nasıl? Şahane Pembeciğim, şahane. Bak boşuna stres yapmışsın Pembe abla. Haberler güzelmiş işte. Bete, hmm, hakikat mi dersin? Valla 2-3 gün daha sıcaklık giderek artacakmış. Ha? Hafta sonu pırıl pırıl güneşli olacakmış. Pikniğe gidebiliriz yani. Yani. Allah! Fıstık gibi hava desene. Yaşa. Bete, hava durumunu yani sormuyorum ki ben sana. Dana testi sonucu ne oldu? He. Sen onu söyle. Ha, bilmem. Açmadım zarfı. Al, kendin bak. Allah'ım sen bunlara akıl fikir ver. Yapamayacağım. Ay. Sultan. Ha? Kızım. Kızım, sen aç. Aç. Aç, aç, aç. Ay. Ben de bakamayacağım. Sen bak kız Fatoş. Ver bakayım. Ay ben de bakamayacağım. Sen bakayım işte. Yok, ben de bakamayacağım. Al sen bak üstünü. Ay kimse bakamıyor. Meymun mu bakacak be? Tüküreyim aklınıza. Dur dur, ben açarım Pembe abla. Aç. Üstünü ver bakayım oğlum şunu. Ver bakayım. Oku Ferhat, ne yazıyor oğlum? Olmaz böyle bir şey be. Ne? Hadi be. İşe bak ya. Ne anam, neymiş neymiş? Test sonuçlarına göre Sultan'ın annesi değil misin Pembe? Ne? Vay. Eyvah. Aa. Dikkatli bak. Nasıl olmam? Bir yanlışlık var bu işte. Olmam lazımdır. Maalesef değilsin. Burada öyle yazıyor Pembe. O ailenin evraklarını versenize bir. Evet evet. Çabuk. Getirsene onu Gudik. Çabuk çabuk. Maalesef Sultan'ın DNA'sı bu aileyle uyuşuyor. Ebru denilen kızınki de sen. Şaka mı bu be? Aa. Vay be. Ay şimdi Sultan başkasının kızı mı be? Bilmeni söylüyor Menekşe. Ay içine tüküreyim ben böyle bilimi ya. Ha?
Et bana bir şey Pembe. Olur. Ay kızana dur dur. Pembe. Pembe abla. Pembe abla. Kız Pembe abla. Aa, kolonya getirin. Abla. Kolonya getirin. Getirdim getirdim. Kadıncağız kaldıramadı bu durumu tabii. Pembe. Ay anam ne de benim başıma gelin. Sultan kızım. Kızım evet ne yapacağız şimdi? Ya kabul etmem ben böyle bir şeyi sen merak etme. Gerekirse Serap Ezgi'ye kadar çıkar şey, ben anamdan vazgeçmem derim. Ya sensin benim anam ya. Başkanı istemiyorum ben. Ya sakin ol Cihanem tamam. Ne yapacağız tamam. Betir? Ay. Biliyorum. Yaşadığınız çok ağır bir şey ama... Gidip o aileyle konuşmak lazım Pembe. Beter haklı. Gidip elinde boyuna konuşmak lazım. Ne de olsa Sultan ablanın biyolojik ailesi o orada yani. Ne? Biyolojik lan. Hadi Pembe yüzünü yıka toparlan. Hadi kalk gidiyoruz hadi. Gidelim hanım. Hadi. Hadi gidelim. Kalk kalk kalk. Ay. Başlıyor bak. Ay vay anam ne güzel köşkmüş tıpkı filmlerdeki gibi. Hadi Pembeciğim bitirelim şu can sıkıcı işi bir an önce hadi. Hadi hadi. Hoş geldiniz buyurun efendim sizi bekliyorlar. Siz salona geçin ben geldiğinizi haber vereyim. Hadi oldu. Betir geçelim bari. Anam ne zengin aileymiş bunlar hizmetçiler fili. Birbirine karışmış bir uğulları var mıdır acaba? Ah, Edith, çükürüp çok kıyak olur, o da söyledim. Lütfen oturun. Gelişmelerden dolayı bizler de şok olmuş durumdayız. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Hı hı. Ya, vallahi Allah kimseye göstermesin. Yani siz şey ettirince biz de şey yaptırdık. DNA testi yaptırdık ha, diyor. Yaptırdık. Siz haklıymışsınız. Sultanın biyolojik annesi sizmişsiniz. Hepimiz için zor bir durum. Bizim derdimiz bugüne kadar canımız gibi baktığımız kızımızı Ebru'dan kurtulmak değil. Kesinlikle. Ama bir yandan da bir yerlerde canımdan kanımdan olan bir yavrumun olduğunu bilmek. Onu koklayamamak, bağrıma basamamak. Tabii tabii. Peki Enel şimdi ne yapacağız şimdi? Biz ne yapacağız? Kızları değiş tokuş mu yapacağız? Biz şöyle düşündük. Ha. Bırakalım buna kızlarımız kendileri karar versinler. Vallahi ben gerçek annemle birlikte olmak, onu tanımak isterim. Eğer kendisi de kabul ederse biz de sultan kızımızı tanımak isteriz. Annem şimdi bu kız, yani kızım demek istiyorum. Böyle zengin bir yerden çıkıp benim fukara evimde yaşayabilir mi? Ebru'nun üstüne kayıtlı bir araba ve bir evimiz var zaten. Sıkıntı yaşamasına müsaade etmeyiz. Oh küsü. Küsü başka neleri var üstüne kayıtlı? Kız ana. Canım. Ay pardon yani Pembe abla. Hacı. Bugüne kadar bana çok emeğin geçmiştir. Hakkını helal et. Helal olsun kızım sultan. Neyse dur şimdi. Dur şimdi bir araba bir şey mi dediniz? Ev. Devam. Merhabayın. Aileye yeni katılan kızımıza bir hoş geldin diyelim dedik. Hoş bulduk. Hoş geldik. Hoş geldin. Sağ olun. Yeni kızınız hayırlı olsun Pembe abla. Sağ ol kızım. Sultan ablam bir daha hiç gelmeyecek mi anne? Gelir kızım gelir. Bayramda seyranda falan gelir. Ben senin gerçek ablanım. Şey neydi adın? Ben Sultan ablamı istiyorum ya. Of. Çocuk işte kızım. Alışır alışır valla. Bak orada işte. Ya, onun da akrabalığın olmuyor. Memudur kendisi bizden yaşıyor. Yalnız Pembe abla. Sen de kız çiçeğin hepsi de güzel oluyor yani. Maşallah var ha. Ay. Ay. Ne bakarsın lan kızıma? Sultan'dan sonra esas kızımdan da oynaşmaya kalkarsan o kafanı senin kırarım ha. Aman be. Merak etme anneciğim. Benim çulsuzlarla hiç işim olmaz. Allah Allah. Aferin. Bak aklı başında kızdır. Fukaralarla hiç işi olmaz. Kız Ebru.
Azıcık kendinden bahsetsen hani, biz de tanısak seni. Mesela nelerden hoşlanırsın, neleri seversin? Vallahi en sevdiğim renk yeşil. Dolar yeşili. Hı. Uğurlu sayım bin. Bin doların bini ama. Ya maşallah. Vallahi parayla saadet olur diyenlerdenim. Yeter ki miktarı çok olsun. Maşallah. Annem bu benim aynımdır. Beter vallahi. Benim şeylerimi aynen almış. Ne diyorlar ona, yengen miydi lan? Ha? Gen ha, gen ha, gen. İnanmıyordu baba. Hakikaten seni kızımış bu pembe. Vallahi. Ah, anam. Sultan hiç bana benzemezdi. O servet düşmanıydı. Bir de derdim ki zaman zaman, bu kız kime benziyor acaba? Meğer sen benim kızım değilmiş. Çok şükür geçe kızımı buldum. Al kızım. Ben bu çekirdeği severim çok. Ye kızım, ye tükür yerleri. Ha, tükür. Ha. Tükür böyle. Ha, aferin ha. Gördünüz mü, aynı benim gibi çıtlar çekirdeği. Al bakayım üstüne. Ha. Anam, kız hakikaten de öz kızıma. Dansözleri yana tura parası yapıştırıldığını duyunca hemen giydi dansöz kıyafetini, fırladı ortaya. Pardon. Bu ne be? Sultanın yarısı kadar dans edemiyor bu kız. Merak etme patron, hemen öğrenir. Roman kanı taşır ne de olsa. Kızım, Ebru, öyle şey gibi baso yutmuş gibi durma, kıvırt acık kıvırt kızım. Tamam. Sana popoyu sana. Aa, Sultan ablam geldi. Kız Fatoş. Aa, Sultan kız hoş geldin. Salla kız. Beyba abla. Sultan, hoş geldin. Hoş bulduk. Akşam evde sıkılırdık. Dedim anamı babamı alayım da şöyle bizimkileri dinlemeye gidelim. Çok iyi etmişsin be Sultan. Anam, hoş geldin. Ex kızım benim. Ay. Hoş bulduk Bemba abla. Fatoş, gel kız bayılsana. Saç Sultan, saç. Nerede çok var nasıl olsa onlardan saç. E bu tarafta tel dökerdim. Bu tarafta olmak da güzelmiş. Allah! Menekşe. Gitti. Hayatını kurtardı kızım. Bir de hayırlısıyla bu yeni kızım Ebru'ya zengin bir koca bulursam artık. Artık bana şeyde ölüm yok yani. Ay. Ay deli karı. Eme başladın mı buna da zengin koca aramaya? Ay bir dur be. Dün bir bugün iki. Sultan, ay canım benim. Nasıl oldu bu iş, hiç anlayamıyorum. Gel, 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 çiçeğe gel, pembenin çiçeğine gel. Bir demek karanfil alabilir miyim? Al ablam, al. 17 TL. Ha. Canım benim. Ay, tamam, sağ ol. Ayrını gör. Teşekkür ederim. Haydi güle güle. Gel 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 pembenin çiçeğine gel. Annem yağlı bir müşteri geliyor oradan bana doğru. Günaydın. Günaydın. Sultan.
Kız seni zor tanıdım valla. Şu yanımdaki iki kazma olmasaydı çıkaramazdım. Kız Pembe abla, en güzel çiçeklerinden ver bakalım bana. Şş, yalnız kazıklamaya kalkma. Bak maliyetini er bir şeyini biliyor Sultan ha. Ona göre. Sen konuşma be. Bak Sultan eski anasını unutmamış. Hmm. Başkasına gitmez değil mi kızım? Gelir benden alır çiçeğini. Al canım. Ama Pembe abla bir demet yetmez, ben hepsini alayım. Hı hı. Anam gördün mü pek de bonkerdir. Hepsini alır eks anasına kıyak yapar böyle. Bunlar az bile Sultan'a Pembe. Az mı? Niye? Al canım. Al. Düğün çiçeği yapacağım Pembe abla. Yok koy o parayı. Yok. Düğün çiçeği mi yapacağım? Ha, akrabalardan biri mi evleniyor? Öyle de denilebilir. Yani. Ya ben evleniyorum Ferhat'la. Yeni anası senin gibi kansız çıkmadı Pembe abla. Bir kere istedik hemen verdi be. Nasıl olur be kızım, aman yani Sultan. Sen zengin kızısın kızım. Böyle çulsuzla nasıl evlenirsin? Yok be anam. Ben hayatta vermezdim bu nasibi. Pembe senden izin almaya değil, sadece çiçek almaya geldim. Yapma Sultan. Gel vazgeç bu işten sen. Ya sen benim anam değilsin ki. Ebru'nun anasısın. Ya sen artık Ebru'nun turşusunu kurarsın ha. He. Doğru haklısın. Benimki sadece tavsiyedir. Yani ben hiç tavsiye etmem bu çulsuzla evlenip başını yakmanı. Ulan kızı kandırdın sonunda. Ah benim kızım olacaktı da ben senin kafanı kırmaz mıydım? Kerem, uyuttunuz mu Cemil'i? Ben bir saat uğraştım uyutamadım. Ama üstü iki salladı şıp diye uyuttu kerata. Pembenin suratı neydi öyle ya? Resmen morardı. Ay kafayı yemiş indiler gibi ne gülersiniz be ay. Biz gülmeyelim de kim gülsün bağla? Nihayet evleniyoruz Sultan'la. Evleniyorsunuz mu? Zengin ailesi razı geldi mi? Hı. Zengin aile olsa razı olacak da zengin aile yok. Nasıl yok be? Basbayağı yok işte Kısmet Ana. Ay nasıl yok be, gözlerimizle görmedik mi? Bunlar bir şey çeviriyorlar ya, hadi hayırlısı. Hmm, Kısmet Ana haklı. Büyük bir tezgah çevirdik. Hı? Sultan'ın ailesi sandığınız kişiler aslında ailesi değil. Daha başka bir ailesi mi çıktı Sultan? Yok be hala. Benim annem Pembe. Meyhanede gördüğünüz zengin barolar oyuncudur. Aa. Artist ana artist. Rol yaptılar yani ya. Peki DNA testi? Hı. Hepsini ben ayarladım kardeşim. Doktoru, raporları, her şeyi. Sultan'ı Ferhat'la evlendirebilmek, Pembe'nin karışmamasını sağlamak için böyle bir numara çevirdik. Yuh be. İnsan böyle bir şeyi nasıl yapar be? Alt üst oldu kadın. Beten olsun. Biz az mı çektir be? Ne biçim konuşursun sen be? Anam o benim. Olur mu Şahanem ya? Elimizde kapa gibi DNA testleri var. Anam değilmiş işte teste göre. Oy. Ferhat. Tamam Şahanem ya. Üf. Hele bir evlenelim. Alırız Pembe ablanın da gönlünü, merak etme. Tamam. Beter sen var ya. Bu memlekete gelmiş en büyük üçkağıtçısın ha. Teveccühün Muharremciğim. Hadi bir an önce düğün hazırlıklarına başlayalım. Bak Hüsnü düğün havasına girdi bile. Hadi oyna Hüsnü hadi. Oyna. Oyna. Şuna bak. Şak. Hadi Hüsnü. Aman. Kızım yere tükürme. Fatoş yok. Ben temizliyorum bunları. Ben temizlerim anne. Pembe. He canım. Sen düğüne gelmez misin kız?
Eski kızın evlenir, yeni kızını da al gel. Hakikat teyze be, gidelim. Dedin, çünkü gülüm Elga'da uğradadır şimdi. Başlatmayın düğününüzden be, defolun gidin. Paşa keyfin bilir valla. Menekşe. Valla sultana yazık oluyor. Anam o sultanın gerçek anasıyla babası çok insanlarmış. İnsan. Canım kızı kalkıp da Ferhat gibi bir çulsuza verir mi? Piyasada en pahalı başlık parasının sultanın başlık parası olduğunu bilmez mi bunlar? Niye üzülüyorsun ki anne? Sultan artık senin kızın değil ki. Kızın benim. Şahsen ben gideceğim düğüne. Yok anam yok. Ben bunu hiç içime sindiremiyorum. Bir soda iç üstüne. Sindirme ne yardımcı olur ha. Ben giderim canım. Ben gideyim köşke. Bu sultanın babasıyla bir konuşayım. Gudik. Sen de benimle geliyorsun. Madem öyle isterse teyzeciğim. Öyle olsun o zaman. Öyle istiyorum. Bas sultanım. Konuş. Konuş diyorum sana. Abisin ne olur. Ben seni konuşturmayayım ya. Gudik, hizmetçiler bu defa bizi niye karşılamadılar? İzin günleri midir onların? Kapı ardına kadar açık. Şişt. Yukarıdan sesler geliyor oğlum. Gel bir yukarı bakalım. Konuş bakalım. Kimse yok mudur? Konuş. Konuş dedim. Konuş. Yalvarırım abi, kıyma bana. Yoksa öldürürüm. Konuş dedim. Allah. Sakada geldik. Adam vuruyorlar. Konuş sen. Konuş. Konuş dedim. Dur oğlum, sakın ateş etme. Sen kimsin hem? Sultanın yeni abisi midir nedir bu? Kes, kurban olayım anam, indir kes, o silahını. Ne bu gürültü ya? Burada sesli film çektiğimizi bilmiyor musunuz? Anam ne oluyor? Evi eşkıyalar basmış Gudik. Sen nereden çıktın be kadın? Aydın, kim aldı bunu içeri? Çekimi be. Ne çekimi be? Anam sultanın anası babası nerede? Onların evi değil mi bura? Ne diyorsun be kadın? Burası plato. Film çekiyoruz burada. Peki anam, dün burada oturanlara ne oldu? Taşındılar mı buradan? Kafayı yedirtecek bu kadın ya. Hanım, burası hiç ev olmadı. Gudik? Hep film çekimi için kullanıldı. Kiralayan filmini çeker gider. Ya dışı da abi. Daha dün burası hizmetçili falan bir köşkü yani. Anam, burada benim eski kızın yeni ana babası otururdu. Geldik biz. Neler saçmalıyorsunuz siz ya? Alın şunları benim başımdan. Hadi gidin buradan. Tamam tamam, hadi gidiyoruz tamam. Biz de. Yürü Gudik. Kolay gelsin. Yürü. Hadi biz yeniden çekelim şu sahneyi. Tamam hocam. Lan yalan mıymış bunların zengin olduğu, anlayamadım. Ne iş çeviriyorlar burada? Gudik anlayamıyorum ben. Merhaba. Hakkı abi çağırttı beni. Bana rol varmış galiba. Ha, polis rolü için adam istiyorlar. Bu sultanın babası değil mi? Küçük müçük. Ben yevmiyeye bakarım abi. Doğru. Yakala şunu Gudik. Gel buraya. Anasın bir kurar. Sen oyuncu muydun? Allah'ın dümbeleği. Vallahi benim bir suçum yok ablacığım. İçim rol yapmak zaten. Paramı verdiler. Ben mesleğimi icra ettim. Her şey tezgah mıydı ulan? Tezgahtı diyorum ya abla. Hadi yürüyeceğim. Bir dakika ya. Benim aklım karıştı. Sadece babası mı sahte? Anası gerçek mi yani? Sultan ablanın gerçek anası kim? Söyle. Gerçek anası benim kereviz. Bete leke tepereye getirdiler beni. Hadi şimdi yürü. Abla müsaade etsen artık. Rol için bekliyorlar. Sen hiç meraklanma canım. Şimdi ben seni götüreceğim. Yürü, yürü. Yürü sadece. Aa, bak gel canım. Bak. Aa, gel gel gel. Hoş geldiniz, hoş geldin. Şiş, tokmak, tokmak. Mort abici, mort. Hadi buyurun, hadi buyurun, hadi buyurun, hadi buyurun. Geçin bakalım, herkes yerine, herkes yerine. Haydi. Vallahi rolünü çok güzel oynadın Ebru'cum. Son kuruşuna kadar hak ettim bu parayı. Altın portakal olsa vereceğim de yanımda yok vallahi. Teşekkür ederim. Benim de en güzel rolümdü. Böyle hayırlı bir işe vesile olduğum için çok mutluyum. Teşekkür. Beta. Ha. Hadi be kardeşim, şahit koltuğu boş kaldı. Geliyorum, geliyorum. Hadi gel gel gel. Sen pembe kızı sultan. Yunus ya oğlu. Ya onun nasıl var, senler gibi biliyoruz be abi. Sen sana da gel ya. Finale gel, finale hadi. İyi. Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Bravo. Bravo! O halde atın imzalarınızı. Ver abi, ver. Hadi, 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 hadi,
Bu düğün olamaz. Ben kızımın bu adamla evlenmesine müsaade etmiyorum. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun sen ya? Kafayı mı yedi? Rolüne fena kaptırdın herhalde. Babalık ne yapıyorsun ya? Kızım bu çapulcuyla evlenemez. Şişt! Ne oluyor be çapulcu mapulcu ya? Çapulcu değil misin ulan? Kız ana. Pembe abla. Pembe. Kız ana. Ana değil. Yandım anam diyeceksin. Bergudik. Sopayı yedikçe yandım anam diyeceksin. Bir de utanmadan oyuncu tutup öz anana numara çektin ha. Ben? Gel kız buraya. Gel buraya. Sen nereye ya? Nereye sen nereye? Açtı tavana, açtı tavana.